telefonla topladım. Kamerayı mı çekiyorsun? Evet. Ooo, Kızılay. Şuna doğru. Çoktandır gitmediğimizden dolayı için. Şu anda neredeyiz? Şu anda Bahçeli Emre'deyiz. Bu caddenin adı ne? William Thompson Caddesi. Biliyorum. Çok iyi. Çünkü ben burada doğdum dedim. Yani sen sonradan olmuşsun ama oradan gurme. Arı Stüdyosu ne kadar? Şimdi sağ tarafımızda ne var? Milli Kütüphane. Milli Kütüphane var. Arı Stüdyosu bunun neresinde kalıyor? Aha da şu karşı tarafta. Sol tarafta. Sol tarafta. Bunun önünden geçeceğiz. Saçlarım gözüküyor mu acaba? Saçlarımız görünüyor. Peki Arı Stüdyosu'nun yanında bir tane daha stüdyo var. Orkut. Orkut Stüdyosu. Bu stüdyolar kime ait? TRT'ye ait. TRT'nin stüdyoları. Hayır, niye böyle belgesel programı? Belgesel işte Ankara'yı tanıtıyoruz. Ankara'yı bilmeyen arkadaşlarımız Ankara'yı tanıtıyoruz. Aslasıyız ya. 360 derece. Şimdi sağ tarafımıza çevirirseniz ya. Evet. Bir iki tane izleyeceğiz. TRT'nin logo stüdyolarına başlıyor. Ondan sonrasında Arı Stüdyosu ile Orkut Stüdyosu da burada oluyorlar. Herkes birliği. Buradan metroya gidiyoruz. Dönelim. Dönüyoruz efendim. Bu metro durağının ismini biliyor musun? Metro durağının ismini biliyoruz. Ne metro? Milli Kütüphane. Evet. Milli Kütüphane metro durağını görüyoruz. Nereden gideceğiz? Milli Kütüphane bahçesinin içinden geçerek gideceğiz. Evet, buralar böyle hatta her demirli bahçe, gibi görünüyor. Her bahçelilililili oralı kullanır çünkü. Demirli gibi görünüyor ama buradan güzel bir kestirme yolu var. Evet. Caddenin sonuna kadar yürümekten bahçelilililili yürümek yerine yürüyoruz. Evet, o kutusu, evet. Hemen fotoğrafımızdan alarak fotoğrafımızdan. Evet. Milli Kütüphane'yi koruyoruz sanırım, bilmiyorum. Ne koruyoruz? Milli Kütüphane'yi. Milli Kütüphane'yi koruyoruz. O kadar durumda mı? Koruyorum, severim. Ben de. Milli Kütüphane'yi koruyorum şu an. Milli Kütüphane'yi koruyorum. Neden? Milli Kütüphane'nin bahçesi ve binanın alt tarafından. Biz de girildik ama kadar zamanda başlıyorsunuz. Zamanı çok kısa. Neden? Ne yapalım? Bahçe güzel. Ha, bahçe daha güzel. Evet. Şimdi bahçede. Biz ne çalışıyorsunuz burada efendim? Ben sizi de abi neler çalışıyorum. Alo. Herhalde şu yüzden de neyse. Hukuk. Hukuk. Boşluk medeni hukuk duyguyla beraber çalışalım. Hukuk. Hukuk. Evet. Bugünkü hukuk bilgimi Başkent Üniversitesi hukuk yüzde bozduk. Evet, şimdi biraz karanlık olacak orası. Evet. Ya. Şimdi söyle. Ne zaman? Nerede? Keselim mi? Bahçelere geçişi göstermek. Yayına başlarken beni prezent etmedin. Yani onu çok... Yayına başlarken ben kendimi, kendimi de prezent etmedim. Yani, kim olduğumuzu söylemedim. Programlarda insanlar kim olduğumuzu bilmeden de gerek yok. Ama Ankara'yı geziyoruz işte. Rakip programlarda insanlar birbirine çok güzel şeyler, lakaplar, title'lar. Title'lar. Efendim. Yani takım ünvanlar. O zaman seç kendine bir title koyalım. Ne title koyalım sana? Yani ben böyle hani böyle dolu dolu böyle. 3, 5, 8. Bahçeli işte 3, 5, 8. İşte gurme. Ondan sonra. Ha, yok. Hani böyle böyle falan. Dikine dikine. Dikine dikine. Ben çok seviyorum. Özelliği var buradan böyle iniyor. Evet. Aklımızda yok kuşağı. Yener Ucube var. Melik Gökçe'nin Ankara'ya yapıp bıraktı. Ve artık hiçbir işe yaramıyor. Böyle bir iki bu tane dükkanı söylemek oldu. İstiyorum. 10 gün süreyle savaşa hayır demek yasaklanmış. Ben burada yani sadece o yasağı etmek için söylemek istedim. Hani savaşa hayır denmek yasaklanmış. Evet. Demek kesinlikle ne? Yasak. Bunu böyle söyleyeyim. Evet, söyleyeyim. Biz o zaman Milli Kütüphane istasyonuna artık giriyoruz. Biraz karanlık olacak içeride. Dolayısıyla şimdi
oldu. Kapatıyoruz. İstasyonda treni aldık. Dinlemedim bu konuyu ama dinleyeceğim. Çünkü devrim. Çünkü şu trenin gelişini çekmek. Güzel bir açıdan çekecek bir lastikler var. Evet, onları çekmek. Final Night Club var. Ankara'nın Club'tan çıktıktan sonra sonrasında ne anında tur olacak bir süre kalsın. Çalışıyorlar artık. Avrupa'da birçok örneği olan bu binada şu vatandaş yaşamıştır. Ha. Şu vatandaş bilmem ne kitabı. Bizim binada yazanlar mı? Bu binada Yeşeran'da yaşamıştır. Yaşamıştır. Hatırlarsan bir otelde kalmıştık. Ben yapmadım ama Moda'da da. Bizim ödeki kalmıştık. Ata değil ya. Yatağın tek ıslısını ben yaptım. Serdeşemenin altında ıslanır, bozdu ıslanır. Burada altın kapı vardı eskiden mi soltanlıkta? Altın kapı artık kapanmış. Çıktı diye ama. Onun yerine açtı mı? Devil Night Club. Evet. Bütün sokaklar şimdi bu kadar. Bir dakika. Luka Dei Ters Tut. Grup ismi. Yani Kennedy bağlantısında geçtikten sonra yayında mıyız? Evet. Büktüm Sokağı Tunalı Caddesi ile birleştirmek üzereyiz. Evet. Ayvalık Mezebalık var yan tarafta. Ayvalık Mezebalık. İçmeler, alkoller. Hani içmeler. Nerede Ayvalık? Ha şurası. Ayvalık Mezebalık bakın tam karşı. Karşı mağazı. Şurası. Evet. Meze balık, ayvalık. Meze balıkta bir ne? Dünya markası. Dünya markası. Ayvalık. Hemen yanında da bir. Reklam oluruz belki. Ne var oradan? Indigo kuaför var. Burada yine bir binayı söküp yerine yeniden otopark almışlar. Yapmışlar. Henüz yapamamışlar ama yapacaklar. Yapmışlar. Yani kulübesini koymuşlar. Mekke kulübesi değilse otopark olacak. Uygun tabii buralarda otopark yok. İyi iş yapar.
özel statülü otellerden bir tanesi bu da Ankara'nın. Özel statülü derken? Gordion Otel. Yani böyle hani şey yıldız yerine. Ha. Statüsü olan. Ha. Sonradan gurme, feleksiz. Evet. CMK var burada. Akapan'da herhalde. CMK'yı ben ismi olarak sevmezdim zaten. Reddet. 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 Hilmi. Buranın, bu köşenin eski adı neydi? Hatırla bakalım. Aa, Popsi miydi? Papillo muydu? Popsi. Yok ya, papilyon falan öyle bir şey değil. Yok, şurada neydi? Şurada Muhallem Monro kadar vardı şurada bir yerde. Haa, şu şurada yukarıda. Eski. Evet, ne olacaktı size konuşmasın. Tunalılardan kim kaldı şurada? Ne şu? Tunalı Hilmi geldi. Tunalı Hilmi Bey geldi. Meyzehane şurada geçiniyor. Sıcak bir keyif alıyor bulan Ankara'da. Zulay'dan Tunalı'ya yürüyüşümüz. Sonlandırıyoruz. Evet, şimdi neredeyiz? Tunalı'dan. Burası. Kafe, bar, pub. Ne ararsan? Lan mekan. Canlı mekan. Ah, burası İlib olmuş. The Lokma? Ha yok, hayır. Lokmaymış. İlli'den de kahve veriyormuş. Harika. Burası neydi burası? İtalik. İtalik'ti. Ama burası böyle bir şeydi. Oto yıkama, otopark falan gibi bir şeydi. 600 metre kadar var. Ben uyanıyorum. Herkes uyuyor falan. Aa, geliyoruz. Aa, geliyoruz. Bütün öğrencileri nasıl yediriyorsun? Çiğ köftesi, atıvalı çiğ köftesi. Senin Chinese restoranı. Bu yan. Bizim şey, sonra bir şey patlayan mı olsun? Tamam. Kendileri Lölaylon'a sarmışlar, oturuyorlar. Gördüğünüz gibi. Lölaylon. Rumeli çorbacısı burası da yıllara evet. Meydan okuyandı. Evet. Bu Kale Ruha Ocakbaşı yeni. Efendim orası neydi? Orası neler neler oldu. Hep beraber neler söyleyeyim. Neler. Tek. Di bir zamanlar. Tek. Ne karası var. Keşke ne olsun. Uhu var, korus var, ne lemur olmuş alt katıda, ezel lemur falan güzel. Geçiyoruz karşıya. Geçiyoruz efendim. Geçiyoruz inşallah. Burası profesör pub var burada. Fotoğraf çok keyifli bir yer. Nedir? Kokoreçi birası muhteşemdi. Gardan Mancero. Meyhanesi, vay. Wow. Güzel. Ne var ki? Gel. Yani. Güzel. Bir lokma daha ye çocuğum şeklinde. Değil mi?
da geçebilirsin yani. Burası şey değil miydi? Şu sağ tarafı bir brasseri. Brasseri, brasseri. Ama benim gittiği için bak burası da. Benim Café Bien. Ben kola oturuyorum. Nadide pahalı fakat güzel yemek. Yani. Gereksiz pahalı diye hatırlıyorum ben burayı. Ama güzel. Lezzeti iyi. Yemekli, sağlık planları, bunlara baktığı, bunlar sosyal güvenlik hizmetleri baktığı. Şimdi köşe dükkanda değişeye en sonunda çorbacı olmuş. Yılların değil be, kaç üstü şimdi oldu sana saçlığı? Şimdi kapatıyoruz abi. Nereye giriyoruz? Ali Topa giriyoruz.